Bir zamanlar, bilginin, cesaretin ve sevginin hüküm sürdüğü uzak bir diyarda, ışıklı orman adı verilen büyülü bir orman vardı. Bu orman, içinde yaşayan her varlığa huzur, mutluluk ve bilgelik veren özel ağaçlarla doluydu. Ancak ormanın derinliklerinde saklı olan daha büyük bir sır vardı: Bilgelik ağacı. Bilgelik ağacının dalları gökyüzüne doğru uzanır, yaprakları ise ışıldar ve rüzgarla şarkı söylerdi. Efsaneye göre, bu ağacın meyvesini yiyen kişi, evrendeki her sırrı çözebilecek kadar bilgi olurdu. Ancak bu ağaca ulaşmak ve meyvesini almak çok zor ve tehlikeli bir yolculuğu gerektirirdi. Yüzyıllar boyunca birçok kişi bilgelik ağacını bulmaya çalıştı ama hepsi geri dönmeden kayboldu. Bir gün, bu ormanın eteklerinde küçük bir köyde yaşayan Elif adında bir kız, bilgelik ağacının hikayelerini duyar. Elif 10 yaşlarında, güzel, uzun saçlı ve her zaman rengarenk elbiseler giyen bir kızdı. Küçüklüğünden beri bilgelik ve öğrenme aşkıyla büyümüştü. Köydeki herkes onun meraklı, akıllı ve cesur olduğunu bilirdi. Elif her zaman yeni şeyler öğrenmek, dünyanın gizemlerini çözmek isterdi. Bir sabah Elif ormanın kenarındaki yaşlı bilge kadın Bilge Ana'yı ziyaret etti. Bilge Ana köydeki en yaşlı ve en bilge kişiydi. Elif, Bilge Ana'ya yaklaşarak, "Bilgelik ağacını bulmak istiyorum. Bana bu yolculukta yardımcı olur musun?" diye sordu. Bilge Ana, Elif'e uzun uzun baktı ve gülümsedi. "Bu yolculuk sadece cesaret isteyen bir macera değil. Aynı zamanda sabır, sevgi ve anlayış gerektirir. Eğer bunlara sahip olduğuna inanıyorsan, yolculuğun boyunca birkaç öğüt verebilirim." Elif kararlı bir şekilde başını salladı. Bilge ana, ona şu üç öğüdü verdi. Sabır, en güçlü silahındır. Her zorluk karşısında sabırlı olursam, çözümü bulursun. Sevgi, en güvenli yoldaşındır. Yolda karşılaştığın her varlığa sevgiyle yaklaş, çünkü sevgi seni doğru yola götürecek. Bilgi, en büyük hazinendir. Ne zaman bir şey öğrenirsen, onu sadece kendin için değil, başkalarına da öğretmek için kullan. Bu öğütlerle Elif, yola koyulmaya karar verdi. Işıklı ormana adım attığında, ormanın huzurlu atmosferi onu karşıladı. Açların arasından geçerken rüzgarın hafif esintisiyle, yaprakların tatlı melodileri ona rehberlik ediyordu. Ancak yolculuğu hiç de kolay değildi. İlk karşılaştığı engel, ormanın ortasında karşısına çıkan dev bir kaya oldu. Kaya o kadar büyüktü ki, etrafından dolaşması mümkün değildi. Elif, Bilge Ana'nın öğüdünü hatırladı. Sabır en güçlü silahındır. Sabırlı bir şekilde oturup bir çözüm düşündü. Sonunda kayanın yanındaki küçük bir tüneli fark etti ve tünelden geçerek yoluna devam etti. Yolculuğun ikinci günü Elif ormanda yalnız olmadığını fark etti. Onu takip eden küçük, ürkek bir kuş vardı. Kuş her adımında Elif'in etrafında dolanıyor ancak çok yakınına gelmeye korkuyordu. Elif, Bilge Ana'nın ikinci öğüdünü hatırladı. Sevgi, en güvenli yoldaşındır. Uşa nazikçe yaklaştı, elini uzattı ve ona sevgi dolu sözler fısıldadı. Kuş kısa sürede Elif'e güvendi ve omzuna kondu. Bu küçük kuş, ormanda ona yol gösteren sadık bir arkadaş oldu. Üçüncü gün, Elif ormanın derinliklerinde kaybolmuş gibiydi. Açların arasında bir an bile güneşi göremez hale gelmişti yolunu kaybetmiş ve ne tarafa gideceğini bilemez durumdayken, karşısına yaşlı bir kadın çıktı. Kadın, Elif'e yaklaşarak, bilgeliği bulmak istiyorsun, ama bilmediğin bir şeyi aramak ne kadar doğru, dedi. Elif bir an duraksadı, sonra Bilge ananın son öğüdünü hatırladı, bilgi, en büyük hazinendir. Bu kadının ona bir ders vermek istediğini anladı. Elif sakin bir şekilde kadına, bilgeliği bulmak için önce bilmediğim şeyleri öğrenmeye hazırım. Her hatam ve öğrendiğim her şey beni daha da güçlendirir," dedi. Kadın, Elif'in cevabından memnun kaldı ve ona bilgelik ağacının yolunu gösterdi. Sonunda Elif bilgelik ağacına ulaştı. Ağaç düşündüğünden çok daha büyük ve etkileyiciydi. Dalları gökyüzüne doğru uzanıyor, yaprakları altın gibi parlıyordu. Ancak Elif, ağacın meyvesine dokunmadan önce bir an durdu. Bilgelik ağacının meyvesine sahip olmanın ne anlama geldiğini düşündü. Elif meyveyi almak yerine ağacın yanında oturup onun huzur veren gölgesinde düşünmeye başladı. Bilginin sadece bir varış noktası olmadığını, aynı zamanda bir yolculuk olduğunu fark etti. Bu yolculuk boyunca öğrendikleri ona gerçek bilgeliği vermişti. Elif bilgelik ağacının meyvesine dokunmadan onu sadece kendi başına tüketmenin bencilce olacağını anladı. Ormanın derinliklerinde öğrendiklerini köyüne dönüp paylaşmak istedi. Çünkü bilgiyi paylaşmak onu çoğaltmanın en güzel yoluydu. Eve döndüğünde Elif bilge anayı ziyaret etti ve öğrendiklerini ona anlattı. Bilge ana Elif'in kararını duyduğunda ona sarıldı ve gerçek bilgelik bilgiyi paylaşmaktan geçer dedi. Elif o günden sonra köydeki herkese öğrendiklerini anlattı. Onlara bilgelik ağacını aramak yerine kendi içlerindeki bilgiyi keşfetmeleri gerektiğini öğretti. Köydeki herkes Elif'in bilgeliğinden faydalandı ve köy her geçen gün daha da bilge bir yer haline geldi. Bu masal bize sabrın, sevginin ve bilginin önemini anlatıyor. Bilgelik sadece bir hedef değil, bir yolculuktur. Öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmak hayatın en büyük hazinelerinden biridir. Sabır ve sevgiyle bu yolculuğa devam eden herkes sonunda gerçek bilgelik meyvesini bulur.